Zor bir maç, zor bir 90 dakika bizim için. Bugün saha içerisinde hafta içi çalıştığımız antrenmanlarda oyuncularımıza birebir anlattığımız her şeyi hakikaten çok doğru bir şekilde saha yansıtan bir oyuncu grubum vardı. Etkili bir takım, ofansif anlamda çok üretken bir takım, bireysel anlamda yetenekli oyunculara sahip bir takıma karşı oynadık ve özellikle 45 dakikalık süre içerisine baktığınız zaman rakibe belki de hiç pozisyon vermeyen bir takım görüntüsü içerisindeydik ki bu beni çok mutlu etti. Oyun içerisinde disiplinli oynayan, yardımlaşarak oynayan ve her şeyden önemlisi topa göre pozisyon alan bir takım görüntüsü içerisinde olarak hakikaten ilk 45 dakika bizim için çok olumlu anlamda geçtiğini söyleyebiliriz. Golleri de bulduk. İkinci yarı tabii ki oyuncularıma şunu söyledim. Tehlikeli skorlar, 2-0 skorlar tehlikelidir. Rehavet içerisinde olursak sıkıntılar yaşayacağımı söylemiştim. Ciddi başladık ikinci yarı. Ta ki Özer'in kırmızı kartına kadar da rakibin de çok bariz bir şekilde baskı olduğunu söyleyemem. Ama kırmızı karttan sonra ister istemez tabii ki oyuncu psikolojisi tamamen skoru koruma içgüdüsü içerisinde hareket ederek rakibe biraz pozisyonlarda verdik. Tabii üst sıraları da biraz daha yaklaşma anlamında önemli bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum ama oyuncularımın göstermiş olduğu gayret, evet teşekkür ediyorum, verdikleri mücadele sonuna kadar hak ettiler, bu övgüyü hak ettiler ama Özer'in de o pozisyonda biraz daha dikkat etmesi lazım ki hele ki böylesine profesyonel oyuncuların böylesine camialarda hedefe gidilen bir dönemde tabii ki o kırmızı kart açıkçası beni üzdü, kendisini de üzdü soyunma odasında ama bazen sinirimize sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Rakibimize bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Oyuncularım bugün aslanlar gibi mücadele ettiler. Hakikaten ne söylediyse yerine getirmeye çalıştılar. Hepsini yürekten kutluyorum. Lig uzun bir maraton. Bu maratonda tabii ki hiçbir şey bitmemiş. Bu maçı kaybetsek dahi bir şey bitmeyecekti. Kazandık, gene bir şey bitmedi. Daha çok yolumuz var. Yolumuz uzun, yolumuz çetin, yolumuz çetrefilli. Biz inanarak bundan sonraki süreçte aynı ciddiyette, aynı motivasyonla en iyi şekilde yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmaz. Vallahi biz alıştık. Bu ceza geldiğimiz günden itibaren bu cezalılar, eksikler açıkçası Akhisar maçı öncesinde de vardı. Alıştık artık. Onların yerine görev alacak arkadaşlarımız en iyisini yerine getirmeye çalışacaklar. Tabii maçı izlemek gerekiyor. Özer'in pozisyonu affedilebilir bir pozisyon değil. Ama Şeon'un pozisyonunu izlemek gerekiyor tabii ki. Orada Şeon'un da çok istekli ve gayretli olduğu bir oyunculardan birisi. Zaman zaman hırslı bir yapısı var. O anlamda belki kendi o pozisyonunu da görmek gerekiyor ama Şeon'un zaten yapı itibariyle o agresiflikten dolayı yediği bir kart olarak değerlendiriyorum ama Özer'in ilk bu sarı karttan sonra hele ki faul bizim lehimize verilmişken böyle itirazdan dolayı oyundan atılmaması gerekiyordu. Tamamen burada kendisi de öz eleştiri yapacaktır. Bu takım ilk 7-8 takım içerisine baktığınız zaman da en çok gol yiyen takımlardan birisi ki bu kadar gol yiyen bir takımın hedefe gitme anlamında ilerleyen haftalarda sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Onu oyuncularımı da anlattım. Bu hafta özelinden baktığınız zaman bireysel çalışmalar hem defansif çalışmalarla bu maç özeline baktığınız zaman oyuncularım defansif anlamdaki görevlerini yerine getirdiklerini söyleyebilirim. Bir kere şunu söyleyeyim, çok kolay değil arkadaşlar. Öyle şampiyonluk falan kelimesini herkes kullanıyor, dışarıda taraftar falan kullanıyor da o şampiyonluk kelimesini kullanırken kimse de size altın tepside şampiyonluğu falan götürmez. Herkes paşanızdan çekmeye çalışır. Kaldı ki bu süre içerisinde geçmiş dönemde bu ligde de şampiyonlukları yaşayan bir isim olarak ondan sonraki süreçlerde de daha da zorluklar çıkacağız. Daha zorluk derecesi yüksek maçlar oynanacak. Hele ki burada oynayacağımız Altay maçı kolay bir maç mı olacak? Ümraniye deplasmanı kolay mı olacak? Olmayacak tabii ki. Onun bilincindeyiz. Ben hiçbir zaman hayalle yaşamıyorum. Gerçekler neler gerektiriyorsa o anlamda kendimi her hafta iyi bir şekilde motive ediyorum. Oyuncularımı da o anlamda motive ediyorum. Benim için haftalık önemlidir. Önemli bir maç aldık. Şimdi tabii ki yarından itibaren bu maçın keyfini çıkaracağız. Bu maçın coşkusunu yaşayacağız. Ama Erzurum maçında yavaş yavaş kafamızda oynamaya başlayacağız.